Anbar ve fare. Biz şu dünya ambarında buğday topluyoruz. Fakat topladığımız buğdayları kaybediyoruz. Bir gün aklımızı başımıza alıp da buğdayın böyle azalmasının, kaybolmasının ambara giren fareden ve onun hilesinden ileri geldiğini anlamıyoruz. Fare ambarımızı delmiş, ambarımız onun hilesinden harap olmuştur. Ey hak talibi can, önce ambara giren fareden kurtulma çaresini ara. Ondan sonra buğday toplamaya çalış. Büyüklerin büyüğü olan, gönüllere gönül kesilen sevgili peygamberimizin, namaz ancak kalp huzuru ile tamam olur. Hadisini hatırla da, nefsten yani şeytandan kurtulmak için kalp huzuru ile namaza başla. Eğer ambarımızda hırsız bir fare bulunmasaydı, 40 yıllık ibadet buğdayı nereye giderdi? Her gün azar azar da olsa, candan ve sevgiyle yapılan ibadetlerden, iyiliklerden hasıl olan iç rahatlığı ve huzur neden gönlümüzde hissedilmiyor? Çakmak demirinden birçok kıvılcım sıçradı. İlahi aşkla yanan gönül onları çekti, aldı. Fakat karanlıkta gizli bir hırsız var. Kıvılcımları söndürmek için üstlerine parmak basıyor. Dünyada manevi bir çera uyanmasın diye o karanlıktaki hırsız kıvılcımları söndürüyor. Allah'ım, senin inayetlerin, merhametlerin bizimle beraber oldukça şeytandan, o alçak hırsızdan ne korkumuz olur? Sen bizimle beraber olup bizi korudukça ayak altında yüz binlerce tuzak olsa da önemi yoktur. Bizi etkileyen dalgalar. Bizim sözlerimiz, yaptığımız işler zahirde, yani dışarıda yürüyüş gibidir. Batın yürüyüşümüz, gönül yürüyüşümüz ise göklerin üstüne gidiştir. Bedenimiz topraktan yaratıldığı için bedene ait duygularımız toprağı, suret alemini gördü. Can İsa'sı ise ayağını mana deryasına bastı. Suret alemine ve toprağa mensup olan şu kuru beden karada gezebilir. Canın seyri ise mana denizinin ortasına ayak basmaktır. Ömür bazen dağlara tırmanarak, bazen denizleri geçerek, bazen de ovaları aşarak bu toprak aleminde geçti gitti. Böylece kıymetli ömrünü geçim derdi uğruna, şu madde aleminde harcayıp dururken, mana aleminin âb-ı hayatını nerede bulacaksın? Masiva deryasının dalgalarını yarıp da ilahi aleme nasıl geçeceksin? Şu dünya hayatında karşımıza çıkan, bize çok önemli gibi görünen çeşitli vakalar, haller, zorluklar, engeller, toprak aleminin dalgaları olup, bunlar bizim vehmimizden, anlayışımızın kıtlığından, düşüncelerimizin noksanlığından meydana gelmektedir. Halbuki mana denizinin, aşk denizinin dalgaları bizim vehmimizi, anlayışımızı, düşüncemizi mahveder. Bizim aklımızı başımızdan ve bizi bizden alır. Bizi kendimizden geçirir, mest eder. Mana denizinin verdiği mestlik de senin için yetmez.
bu tam ve hakiki meslek değildir. Sen bu yarı meslekte kaldıkça gerçek meslekten uzak kalırsın. Bu yarı meslek yüzünden kör olursun da gerçek meslek kadehini göremezsin. Bu dünyanın dedikodusu toz gibidir. Gönül aynasını örter. Sen aklını başına al da bir zaman için susmayı huy edin. Arif uyanık iken de dünyaya karşı uykudadır. Allah'ım, sen her gece ruhları ten tuzağından azat eder, onları dünyaya ait işlerden, hatıralardan kurtarırsın. Ruhlar her gece ten kafesinden kurtulurlar da, kimsenin hükmü altında bulunmadan, kimseye hükmetmeden hürriyete kavuşurlar. Zindandaki mahpuslar gece uyuyunca zindanda bulunduklarından habersizdirler. Yüksek mevkide bulunanlar da, refah içinde yaşayan mutlu kişiler de uykuya dalınca her şeylerini kaybederler. Uykuda ne gam, ne kazanmak, ne de kaybetmek endişesi vardır. Ne de şunun bunun hayali vardır. Arif olan zatın hali uyanıkken de böyledir. Yani arif olan uyanıkken de dünyaya karşı uykudadır. Cenab-ı Hak Ashab-ı Kehf hakkında da "onlar uykuda idiler" tabirini kullanmıştır. Bu nasıl olur deme. Onlar gece gündüz dünya hallerine karşı uykuya dalmışlardır. Onlar Cenab-ı Hakk'ın elinde evirip çevirdiği kalem kesilmişlerdir. Yazı yazan eli göremeyen kişi, kalemin hareket ettiğini görür de yazma işini kalemden bilir. Halkın his uykusuna, tabii uykuya dalarak, hiç değilse uyuduğu zaman bu aleme gözünü kapasın da dünya hırsından kurtulsun diye Allah ariflerin hallerinden misaller vermiş, örnekler göstermiştir. Halkın canları, nedeni, niçini olmayan bir sahraya, ruhlar alemine gider. Ruhları ruhlar aleminde, bedenleri de yattıkları yerde istirahat eder. Sonra ilahi bir işaretle bütün ruhları tekrar ten tuzaklarına getirir, onları iyi ve adil insan olmaya davet eder. Vaktaki seherin nuru görünür, felek akbabası altın kanatlarını çırpar, sabah olur, güneş doğar. Sabahın yaratıcısı olan Allah, İsrafil gibi bütün ruhları alır, o ülkeden, ruhlar aleminden şu görünen aleme, suret alemine getirir. Etrafa dağılmış, yayılmış olan ruhları ten ile, ceset ile bağlar. Böylece bedenleri tekrar ruhlara hamile yapar, gebe bırakır. Geceleri insanlar uykuya dalınca, can atlarının beden eğerlerini soyar, alır. Uyku, ölümün kardeşidir. Hadisinin sırrı budur. Fakat sabahleyin tekrar gelmeleri ve tenle ilgilenmeleri için ruhların ayağına uzun bir ip bağlar. Bağlar ki gündüz olunca o mana alemi çayırlığından geri gelsinler. Tekrar kulluk yükü altına girsinler. Keşke Cenab-ı Hak bu ruhu da Ashab-ı Kehf gibi yahut Nuh'un gemisi gibi korusaydı da bu uyanıklık ve idrak tufanından, bu anlayış ve akıl uçurumundan şu kalbi, şu gözü, şu kulağı kurtarsaydı.
Dünyada bugün bile nice ashab-ı kehf vardır ki, belki senin yanı başında, karşındadır. Onlara yar olan dost da, şimdi mağarada onlarla sohbettedir. Fakat senin gözün ve kulağın mühürlü olduğu için bundan sana ne fayda? Halifenin Leyla'yı görme hikayesi. Halife Leyla'ya dedi ki, Mecnun'un perişan olmasına, sapıtmasına sebep olan Leyla, sen misin? Sende başka güzellerden daha fazla bir güzellik yoktur. Leyla, sen sus, çünkü sen Mecnun değilsin, diye cevap verdi. Kim şu madde dünyasına daha çok düşkünse ve dünya işlerinde daha çok uyanıksa, o aslında ötelerden habersiz, derin uykulara dalmıştır. Manevi aleme gözleri kapalı olan böyle bir kişinin normal uykusu, daha az kötülük yapacağı için uyanıklıktan hayırlıdır. Eğer ruhumuz Allah'a karşı Allah ile uyanık değilse, Allah'tan gafilse, akılla, hisle uyanık oluşumuz, hak yolunda bize engel olur, perde olur, bizi ilahi tesirden uzak bırakır. Yaşayışımız icabı her gün birçok kuruntularla, hayallerle örselenmekte, kârımızı, zararımızı düşünmekte, eldeki malımızın yok olmasından korkmaktayız. Bu yüzden ruhun ne safası kalır, ne neşesi, ne gücü, ne güzelliği, ne nuru, ne de göklere çıkacak yolu kalır. Asıl uyuyan o gafildir ki, gönlüne gelen şehevani duyguları, nefsani vesveseleri canlandırır, onlarla beraber yaşar. Kapıldığı hayalleri hoşuna gider, onu ümide düşürür, adeta onlarla konuşur. O, rüyasında çirkin, iğrenç şeytanı huri gibi güzel görür de ona şehvet suyunu döker. Nesil tohumunu çorak yere döktüğünü anlayınca uyanır, kendine gelir. O vakitte hayal gözünün önünden kaçar gider. O zavallıya rüyasından arta kalan şey baş ağrısı, sersemlik, yorgunluk ve bedendeki pisliktir. Ah, o hem var gibi görünen hem de görünmeyen hayalden. Ah! Güneşli havada yüksekte uçan bir kuşun gölgesi yerde bir kuş gibi uçar görünür. Ahmağın biri de o gölgeyi avlamak ister. Güçsüz düşünceye kadar o gölgenin arkasından koşar durur. Arkasına düşüp boşu boşuna koştuğu o gölgenin havadaki kuşun gölgesi olduğundan, o gölgenin aslının nerede olduğundan o ahmağın haberi yoktur. Bu yüzden o gölgeye doğru ok atar. Bu uğraşması, gölgeye oklar yağdırması yüzünden ok torbası bomboş kalır. Gölgelere ok yağdırması sebebiyle ömrünün ok torbası boşalır. Gölge avlamak için hızla ve hararetle koştuğundan ötürü hayatı boş yere harcanmış olur. Fakat Allah'ın manevi gölgesi, lütfu inayeti o gölge sahibinin dadısı olursa, onu hayal peşinde koşmaktan, gölgeye ok atmaktan kurtarır. Cenab-ı Hakk'ın gerçek kulu, Hakk'ın manevi gölgesidir. O, bu aleme ait bütün irade ve isteklerini terk etmiş, bu alemde ölmüş, fakat mana aleminde dirilmiştir. Fırsatı kaçırmadan
ve tereddüde düşmeden bu alemden ölmüş, kendini tamamıyla Hakk'a teslim etmiş olan kamil insanın eteğini tut ki, ahir zamanın, şu bozulmuş dünyanın fitnelerinden kurtulasın. Allah gölgeyi nasıl uzattı? Ayeti evliyaya bir nakştır. Yolu gösteren bir işarettir. Çünkü evliya, veli, Allah güneşinin nuruna delildir, kılavuzdur. Bu vadide bir kılavuz olmadıkça yola çıkma. Halil İbrahim aleyhisselam gibi vatanları sevmem de. Allah'ın kudreti karşısında bu alem bir hiçten ibarettir. Allah senin gözüne kendi görüş nurunu verirse, gözünde bu alem gibi yüzlerce alem peydahlanır. Her ne kadar bu dünya senin nazarında çok büyük ve nihayetsiz ise de, bilmiş ol ki ilahi kudret karşısında o bir zerre bile değildir. Gerçekten de bu cihan sizin canlarınızın hapishanesidir. Siz asıl kendi yurdunuzun bulunduğu tarafa doğru gidiniz. İçinde bulunduğunuz bu cihan sınırlıdır, mahduttur. Halbuki öteki hudutsuzdur, sonsuzdur. Bu cihanda görülen nakışlar, şekiller, suretler, mana aleminin önünde perdedir, engeldir. Firavun'un yüz binlerce mızraklık ordusunu Hazreti Musa'nın bir tek asası kırdı geçirdi. Calinus'un yüz binlerce ilacı ve doktorluk hüneri, Hazreti İsa'nın ve onun hayat bağışlayan nefesi karşısında faydasız kaldı. Cahiliye devri şairlerinin yüz binlerce şiirleri vardı. Bütün bu şiirler, Hakk'ın ümmi bir peygamberine vahyedilen Kur'an karşısında utanç vesilesi oldular. Bu kadar üstün ve kudret sahibi Allah'ın huzurunda bir kimse değer bilmeyen adi bir insan değilse nasıl olur da can vermez? Anlayışlı olmakla, herkesin akıl erdiremediği şeyleri anlamakla insan Hakk'a varamaz. Allah'ın fazlı, keremi ancak kırık kalpleri, yıkık gönülleri arar. Ruh seni çok yukarılara, göklerin ötelerine götürürken sen su ve balçık tarafına yönelerek esfeli safiliğine, aşağıların aşağısına düşmüşsün. Bu düşüşle sen kendini akılların bile kıskandıkları çok üstün bir halden süfliliğe, aşağının aşağılığı haline düşürmüşsün. Şimdi senin bu değişmeni, şu masalda geçen Zühre yıldızına çevrilen kadının değişmesiyle bir mukayese et de gör ki, kendini çok değersiz bir şeyle değiştirmişsin. Hırs atını yıldızlara doğru sürmüşsün. Onlara dair bilgiler elde ediyor, mesafeler ölçüyor, yeni yeni yıldızlar keşfediyorsun da kendini keşfedemiyorsun. Meleklerin secde ettikleri Adem'i tanımıyorsun. Ey hayırsız evlat! Sen Adem'in torunu olduğun halde ne zamana kadar bu alçaklığı bir yücelik, bu soysuzluğu bir şeref sayacaksın? Ne zamana kadar bütün dünyayı zapt edeceğim, bütün dünyayı kendimle dolduracağım diye avunup duracaksın? Şunu iyi biliniz ki, ilahi kudret karşısında bütün mahlukat, iğne önündeki gergef gibi acizdir. İlahi kudret gergefe, bazen şeytan resmi işler, bazen insan, bazen sevinç,
bazen de gam nakşeder. Gergefin eli yoktur ki, elini oynatsın da engel olsun, istemediğini yaptırmasın. Dili yoktur ki, yapılandan şikayet etsin. Bir an için olsun, zararından yahut kârından bahsetsin. Sen bu beytin tefsirini Kur'an-ı Kerim'den oku. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e "Attığın zaman sen atmadın" diye buyurdu. Gerçi görünüşte ok atan biziz. Fakat gerçekte ok atış bizden değildir. Aslında biz yayız. Yayı çekip oku atan Allah'tır. Yanlış anlaşılmasın. Bu söylenilen sözler cebir değildir. Allah'ın Cebbar isminin tecellisidir. Cebbar isminin anılması da Hakk'a yalvarmak, yakarmak ve niyaz içindir.